İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan heyeti Yerebulur adlı şehitlik ile Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit anıtını ziyaret edecek. Batı Ermenistan'ın Fırat Nehri'ni siyanürle zehirleyen maden şirketi faaliyetlerine yeniden başladı. 27 Eylül saat 11'de Stepanakert'te 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve haçlı yürüyüş gerçekleşecek. Azerbaycan'ın saldırganlığı sonucunda 7600 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 223 bina hasar gördü. Ruben Safrasyan, Ermeni-Türk ilişkilerinin normalleşmesi ihtimali çok uzak. Cavak'ta kamyon konvoyu Hasad'a engel oluyor. Madencilik Batı Ermenistan'ın Malatya'daki Aleviler için gerçek bir tehdit. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sın Armenya TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan liderliğindeki Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyeti, 44 günlük Artsakh Savaşı'nın kurbanlarının yanı sıra 1915'te Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermenilere karşı işlenen soykırım, Armenosit'in masum kurbanlarının anısını onurlandırmak için 27 Eylül'de Yerebulur adlı şehitlik panteonu ile Kırlangıç Yuvası Zernagabert adlı anıt kompleksini ziyaret edecek. Heyette Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Başbakan, hükümet üyeleri ve Ulusal Meclis Başkanı yer alacak. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 27 Eylül 2020'de bir takım uluslararası normları ihlal ederek Artsakh Cumhuriyeti topraklarına ve sivil halka yasa dışı bir şekilde saldırdığını hatırlayalım. Azerbaycan'ın başlattığı savaş sonucunda Ermeni tarafı çok sayıda kurban, yaralı, kayıp ve savaş esiri vermiştir. İkincisinin kaderi işgalci Azerbaycan'ın liderliğinin takdirindedir. Batı Ermenistan'ın Erzincan ilinin İliç ilçesinde faaliyet gösteren ve havuzundan sızan siyanürün Fırat Nehri'ne karıştığı belirtilerek 3 ay önce faaliyetine son verilen Anagold firması faaliyetlerine yeniden başladıklarını duyurdu. Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler bölgesinde atık havuzdan siyanür sızdığı şikayetinin ardından 21 Haziran 2022 tarihinde faaliyetine son verilen altın madeni 3 ay aranın ardından yeniden açıldı. Havuzdan sızan siyanürün Yeprat, Fırat Nehri'ne karıştığı iddia edildi. Çöpler madeni ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından belirlenen gerekli iyileştirme girişimlerini tamamladığına dair resmi onayları aldı. İstenilen iyileştirmelerin tamamlanmasıyla Anagold Madencilik 21 Haziran'daki döküntüye yol açan koşulları ele aldı. Çöpler madenine 23 Eylül 2022 itibariyle yeniden faaliyete başlaması için onay verildi. Çöpler maden ekibi yeniden faaliyete başlama döneminde ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları ile yakın temasta bulunmaya devam edecek. Çöpler Madeni, madenciliğin zirve noktası olarak kabul edilen ulusal ve uluslararası standartlara sahip üretim teknikleriyle 12 yıldır faaliyet gösteriyor. 27 Eylül saat 11'de 44 gün süren savaşta şehit düşen kahramanlar anısına Stepanakert'in Surphagop Kilisesi'nin avlusundan anıt kompleksine kadar haçlı yürüyüş gerçekleştirilecek. Bu haber 27 Eylül'e adanan etkinlikleri koordine eden devlet komisyonu tarafından bildirildi. Kaynağa göre 27 Eylül saat 11'de Artsakh Cumhuriyeti'nde 44 günlük savaşta şehit düşen kahramanlar anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Mesajda sürücülerden ve vatandaşlardan ayakta saygı duruşunda bulunmaları rica olunur dendi. 12 Eylül'ü 13 Eylül'e bağlayan gecede Azerbaycan'ın geniş çaplı saldırganlığı sonucunda Ermenistan Cumhuriyeti'nde 7600 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, sivil altyapılar hedef alındı. Doğu Ermenistan'ın Geharkunik, Vayotsor ve Sünik bölgeleri savaşa maruz kaldı. Bahsi geçen yerleşimlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor, hasar henüz tam olarak değerlendirilemedi. Özellikle Geharkunik bölgesinde çok sayıda tahribat var. Burada 195 bina, konut, okul, tıp merkezi, elektrik hatları, doğalgaz boruları hasar gördü. Buğday ve arpa tarlaları ateşe verildi. Sadece Sot köyünde 60 ev yıkıldı, 117 ev kısmen hasar gördü. Geharkunik bölgesinin Verinşorja, Nerkinşorja, Kut, Ayrk ve Lusakung yerleşimleri de hasar gördü.
Bayotzor bölgesinin Cermuk ilinde 2 konut, 3 misafirhane, sanatoryum, idari bina da olmak üzere 9 bina ve elektrik kabloları, doğalgaz boruları hasar gördü. Ön hesaplamaya göre 10 hektar ormanlık alanda yangın çıktı. Sinik bölgesinde ise 19 bina hasar gördü. Akner, Verişen, Karaşen, Vagatur, Kapan, Noravan ve Agitu yerleşim birimleri de hasar gördü. Burada toplam 3 ev, 1 düğün salonu, 3 bina çatısı tahrip oldu. 2 ambulans ayrıca farklı yerlerde otoyol hasar gördü. Ermeni-Türk ilişkilerinin normalleşmesi ihtimalinin çok uzak olduğunu düşünüyorum. Ermenistan Cumhuriyeti Bilimleri Akademisi Akademisyeni Türkolog Ruben Safrasyan bu düşüncesini News AM ile yaptığı bir konuşmada ifade etti. Ona göre Türkiye aslında Ermenistan Cumhuriyeti ile çatışmayı kışkırtarak Azerbaycan'ı destekliyor. Türkolog Safrasyan, benim tahminime göre Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik saldırgan eylemlerine öncülük eden Türkiye'dir. Bu eylemlerin sınırdaki çatışmalarla sınırlı kalması pek olası değil, dedi. Ona göre Bakü ve Ankara'nın geniş kapsamlı hedefleri var. Söz konusu özellikle sözde Zangezur koridoru. Akademisyen Türkolog Ruben Safrasyan, bu Pan-Türkist programlarının uygulanması açısından önemli bir rol oynayabilir. Ankara ve Bakü'nün iştahının Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sünik bölgesine ve hatta daha fazlasına ulaşacak kadar büyük olduğu da göz ardı edilemez. Bu koşullarda Ermeni-Türk ilişkilerinin normalleşmesinden bahsetmek zor, dedi. Birkaç aydır Cavak'ın Vaçiyan köyünden Kartsah gümrük kontrol noktasına kadar kilometrelerce uzanan kamyon konvoyu bitmek bilmiyor. İnsanlar tarım makinelerini tarlaya götüremiyor. Şu anda Cavak'ta patates hasat mevsimi. Ahalkalak'ın Vaçiyan köyünden Kartsah sınır kapısına giden yol üzerinde yaklaşık 10 köy var. Bu köylerin sakinleri kamyon konvoyunun tarım makinelerinin ulaşımını engellediğinden ve zaten zor olan işlerini daha da zorlaştırdığından şikayet ediyor. Ahalkalak Kartsah karayoluna yığılan tırlarda ağırlıklı olarak Türkiye, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, İran ve diğer ülkelerin plakaları bulunuyor. Köylüler sürücülerin çevreyi kirlettiğinden de şikayet ediyor. Maden faaliyetleri sebebiyle Batı Ermenistan'ın Alevi coğrafyasındaki talan hız kesmeden sürüyor. Doğanın katledilerek toplumu yaşam alanlarının daraltıldığı bir bölge de Batı Ermenistan'ın Malatya şehri oldu. Malatya Çevre Platformu Ankara Sözcüsü Yoldaş Ceylan, bölgede süren maden faaliyetlerine işaret ederek yaklaşık 30 köyün yok olacağını söyledi. Yoldaş Ceylan, özellikle Batı Ermenistan'ın Malatya, Sebastya, Sivas, Harpet, Elazığ, Erzinga, Erzincan, Samosat, Adıyaman, Maraş ve Dersim gibi illerde çok yoğun bir bahşi maden projeleri mevcut, dedi. Söz konusu demir ve altın madenleri nedeniyle Alevi ocak ve ziyaretgahları da tehlike altında bulunuyor. Ceylan, amaçlananın sadece maden faaliyeti olmadığını ifade ederek şunları söyledi. Atma bölgesinden Arapgir ilçesine, Sarı Çiçek yaylasından Eyn, Kemaliye ve Munzur dağlarına uzanan çok büyük bir felaket bizi bekliyor. Biz bunu 3 yıldır söylüyoruz. Cumhurbaşkanlığının bir hafta önce yayınladığı acil kamulaştırma belgeleri de var. Bu hepimizin de bildiği gibi bütün insanların mal varlığına el koymak, gasp etmek demektir. Maden projeleri önce küçük ölçekli başlıyor ve daha sonra kapasite artırımına gidiliyor. Önce bir bölgenin cevherini aldıktan sonra devlete başvurarak kapasiteyi arttırıyor ve öteye gitmek istiyor. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar, bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Televizyonu ve Vesten Armenya TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir.
Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sevgili yurttaşlar, desteğinizle televizyonumuzun imkanları daha da genişletilecek ve güçlendirilecektir. Biz birlikte güçlüyüz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arsak Cumhuriyeti Dans Topluluğu tarafından icra edilen Nina Haratlı Şuşi Koçarisi'ni sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.